Merhaba, ben yeni Mantee Gates lansmanı için rezervasyon yaptırmıştım. Kadir Karaman ismim. Tamam. Tamam, sol tarafta değil mi? Kolay gelsin. Evet dostlar, herkese selamlar. Şöyle koltuğumuza oturalım. Sıramızı bekleyelim. Çok heyecanlıyım valla. İlk defa yeni Mantee Gates'i deneyimleyeceğiz hep beraber. Evet dostlar, nihayet sıramız geldi. Evet, arkadan başlıyoruz. Lansman, aracın orijinal lansman rengi. Altın sarısı gibi bir renk böyle. Değişik, parıl parıl parlıyor ön makyajı. Gerçekten efsane, 10 numara. Çok asil bir duruşu var. Bu tüm MAN araçlarında vardır. Önden böyle çok asaletli bir duruşu olur. Yanlardaki detaylar da gerçekten muhteşem. Hiç vakit kaybetmeden içine de bir geçelim. Evet dostlar, aracın içindeyiz. Anahtarımızı kontağımıza takalım, çalıştıralım. Evet, aracı çalıştırdık. Göstergeyi bir ayarlayayım şöyle. Tamamdır. Evet, şöyle bir göz gezdirelim. Gerçekten direksiyon simidi falan, hissiyat, kalite güzel duruyor. Üst tarafta da gayet sade, minimal bir tasarım var. Üstte havalandırma şeyi falan, sunroof. MAN aslan detayı. Yatakta sade. Evet, koltuğu falan da siyah krem rengi. İç şeyi güzel. Renk uyumu falan. Ayna desen. Ayna da güzel. Açısı falan fena değil. Bunun bir de aynasız versiyonu var. Onu da sonradan deneyimleriz. Hatta aracı satın alınca falan aynasız olarak satın alırım. Öyle deneyimleriz. Evet, yola çıkalım. Şöyle güzel bir rota ayarladık. Tek şerit gidiş, tek şerit dönüş olan bir tali yolda, güzel manzaralı, virajlı falan güzel bir yolda aracı deneyimleyeceğim. Düz Deneyimlerimi ilerleyin. sizlerle paylaşacağım. Şansımıza da yeşil ışık yandı valla. MAN Sola uğurlu dönmeye geldi. hazırlanın. Sola dönün. Bu arada Münih'teyiz dostlar. Evet. Tabelayı gördük. Evet, motor sesi fena değil, böyle Sağda çamaşır kalın makinesi gibi bir ve sesi sonra yok. sağdan çıkın. Bu yeni DAF gelmişti oyuna, biliyorsunuz. Onda böyle çamaşır makinesi gibi sesler Sağ çıkarıyordu çıkışı araç. kullanın. Bilenler bilir. Bunda Sağa şu dönün. an için öyle bir ses gözlemlemedim. Sakin bir motor böyle. Aracın yol tutuşu falan da virajlı yollara gelince daha iyi göreceğiz hep beraber. Kokpiti güzel. Diğer MAN araçlarında bu ön kokpit camı daha böyle yukarıya doğru çıkıyordu, yüksek otobüs camı gibi falandı böyle. Yukarıya doğru uzundu cam. Yatay olarak Sağda değişim yok. kalın ve sonra Bu yeni sağdan MAN çıkın. TGX'te cam daha küçük. Sağ çıkışı kullanın. Bence böyle daha güzel yani. Ama bundan önceki MAN'larda
bir otobüs havası oluyordu. Bunda o hava yok artık. Otobüs sürüyor gibi hissetmiyorum açıkçası. Diğer manlarda gerçekten otobüs tadında bir tır sürüşü oluyordu. Ayrı bir keyifli oluyordu. Bu araçta yok maalesef. Ama bunun da kendine has bir güzel ferahlık genişliği var. Modern bir dizayn, tasarım. Van logosu da gerçekten güzel. Kaplan şeyine dönüştürmeleri güzel oldu. Önceden Man yazıyordu direkt. Şimdi böyle, bu arada kaplan diyorum ama aslan da olabilir bu. Her neyse artık, aslan kaplan. Evet, sollamaya çıktık. Araçta hızlanması bayağı seri. 640 beygirlik araç sonuçta. En donanımlı aracı kullanıyorum şu anda. Evet, rampalarda bana mısın demiyor. 80-90 tırmanıyoruz valla. Zikzaklı yolları navigasyondan da gördünüz. Evet, manzaralar gerçekten muhteşem. Tabi dorsesiz kullanıyoruz, çekişi falan. O yüzden hızlanması da bayağı iyi. Bir de dorseli yüklü de denemek lazım. Onu da dediğim gibi bu aracı satın alıp filoma eklediğimde öyle denerim. Hızımızı sabitledik. 89, 88 falan. Yol tutuşu güzel, beğendim açıkçası. Virajlı yollardan da geçtik zaten. Sıkıntısız yani, öyle söyleyeyim. Bu ön torpido kokpit kısmı biraz yüksek sanki. Bana öyle geldi. Diğer araçlarda biraz daha aşağıyı görebiliyorduk sanki. Bana bir değişik geldi hani. Az daha aşağıyı görebilsek fena olmazdı. Biraz yüksek kalmış sanki. Evet, arabanın aerodinamiği de geliştirilmiş. Genel tasarım olarak diğer önceki araçların şeyine sadık kalarak ufak tefek böyle çarpıcı eklemeler, değişiklikler yapılmış. Ama genel hat olarak gerçekten diğer önceki araçlarla benzer. O aslını böyle koruyor, öyle söyleyeyim. Şimdi gaza bastık. Şu an retarder falan da kullanmıyorum. Araç stabil gidiyor yani. Çok da hızlanmadı. Dorseli olsa muhtemelen bayağı bir hızlanırdı buralarda. Ama bu manı eklemekte biraz geciktiler, öyle söyleyeyim. 2 yıl önce falan çıktı galiba bu araç. Bayağı oluyor yani. Özellikle bir de Mercedes-Benz Actros vardı. O da gelmedi. Bir DAF konusunda çok iyiydi SCS. Direkt geldi yani. Araba piyasaya bile sürülmeden ilk defa oyuna geldi yani.
Öyle bir şey oldu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, hızımızı sabitledik. Takip mesafesini koruyarak gidiyoruz. Evet, 200 metre ileride benzin istasyonu var. Orada videomuzu sonlandırırız dostlar. Güzergahımız sonunda bu vardık. şekildeydi. Videoyu sonlandırıp sonrasında dönüşümü yaparım ben. Geri Mambayisine döneriz. Şöyle benzin istasyonuna girelim. İlerideki park yerine park edelim. Videomuzu sonlandıralım. Evet dostlar, bu videomda sizlere oyuna yeni gelen Mantee GX aracını biraz geç de olsa tanıttım. İnceledik beraber. Deneyimlerimi, eski yeni kıyaslamasını sizlere yapmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Evet, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer maceralarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın dostlar. Kendinize iyi bakın.